Şu kara kara düşünen bizim abuzetim değil mi yahu? Hop, pişt, abuzetim abuzetim. Gel hele gel. Hayrola, neden böyle kara kara düşünüyorsun? Hiç sorma Şerafettin kardeş. Geçenlerde bir kitap okudum, çok etkilendim. Aman abuzetim, ne işin var kitapla kitapla? Gel akşamları kahvede takılalım diyorum, gelmiyorsun. Yine ne okudun da etkilendin? Konu neydi? Çevre ve doğa bilinci. Aman ne gerekli bir konu. İşim mi yok abici? Olur mu hiç? Bak şimdi. Diyelim ki evinin bahçesini birbirinden dikdin. Ve mahallenin küçükleri de geldi. O güzel evini sallamaya başladı. Ne yaparsın? Bu da soru mu şimdi? Yakaladığım gibi yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Olur mu hiç Şerafettinciğim? Ya ne yapacaktım? Oturup onlara ağaçların önemini mi anlatacaktım? Gerçi sen öyle yapardın da hatta onlarla ağaç dikmeye bile kalkardın. Geç ya geç tanırım seni. Peki peki bununla anlaşamadık. Diyelim ki caddede yürüyorsun. Önünde de bir adam. Pat diye yere tükürverdi. Ne yaparsın? Ona ne dersin? Ne mi derim? Bula bula beni mi buldun be birader derim. Olur mu hiç Şerafettinciğim? O zaman hop hop beyefendi kardeş bir şeyinizi düşürdünüz galiba. Niye dalga geçiyorsun adamla? Ya ne yapacaktım? Güzelim mendillerinden birini çıkartıp bana uzatıp al canım kardeşim bir dahaki sefere bunu kullan ondan sonra çöpe mi atlayacaktım? Niye olmasın? Onun toz haline gelip ağzına girmesinden daha iyi değil mi? Tamam abisin kardeş kapatalım şu konuyu. Mideme bir şeyler oluyor galiba. Peki peki. Diyelim ki otobüstesin. Ağzında bir sakın. Cak 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 çiğneyen birisi yanına oturdu. Çenesi yalanınca da çıkarıp otobüsün camına yapıştı. Ne yaparsın? Bu da sorum şimdi. Tabii ki de hemen onu oradan alırım. Sen niye alıyorsun kardeşim? Söyle o atsın. Ben atmak için değil ki, çiğnemek için alacağım. Sende damla mide varmış Şerafettin'cim ya. Bravo. Bu mideyle ilgili değil ki Abusettin kardeş. Bu tasarrufla ilgili. Ya demek bu kadar tasarrufleyebiliyorsun. Söyle bakalım. Banktasın, oturuyorsun. Bir baktın ki gençler banka isimlerini kazıyor. Ne yaparsın? Hemen yanlarına giderim. Kızacak mısın yoksa? Ne münasebet, fikir vereceğim. Önce kibarca bir selam. Selam gençler. Ondan sonra biz sizin yaşınızdayken bir kalp çizer, içine de sevdiğimiz evimizin ismini kazardık diyeceğim. Aferin Şerafettin. Olur mu hiç? Sen şimdi parkta çekirdek yiyip kabuğunu yere atanlara da bir şey demiyorsun. Demez olur muyum? Çabuzettin kardeş. Ne dersin? Benimki de ben isteyeyim. Aferin Şerafettin, aferin. Çok güzel örnek oluyorsun gençlere. Oluyorum değil mi? Benim gibi bir örneği zor bulurlar zaten. Kıymetimi bilsinler. Yok canım arkadaşım, senin gibilerini zor bulmak değil. Siz hayatın her yerinde, her köşesinde varsınız. Nasıl yani? Anlatayım. Sizler hayatı seversiniz ama kıymetini bilmezsiniz. Eğlenir, eğlendirir ama sorumluluk almazsınız. Bir faydanız dokunmaz ama bir zararınız da olmaz. Kısacası sizler nevi şahsınıza münasip edersiniz. Burayı düşündün, sen bana itibat mı etsin yoksa hakaret mi? Anlamadım. Anlamadım. Biraz kitap okusaydın anlardım. Hatta bu söylediğiniz çevremiz ve doğamızla ilgili bütün her şeyi anlardık. Fidanları kırmamamız gerektiğini, çekirdek kabuklarını yaratmamamız gerektiğini, toplumu rahatsız etmemiz gerektiğini, her şeyi anlardık. Tamam abisin kardeş, sakin ol biraz. Sakin falan olamam ya. Senin bugüne kadar çevre ve doğa bilincine bu kadar bilinçsiz kalmana izin veremem artık. Tamam sen sakin, ben sana ufak ufak... Gel buraya gel. Bugüne kadar sana öğretemedim, bundan sonra öğreteceğim. Öğretecek misin? Nasıl? Bekle. İşte böyle. Bunları okuyacaksın. Sonra da çevre ve doğa hakkında konuşuruz. Özellikle çıkartacak mıyım? Evet.